mensupları, ekranları başında bizleri izleyen halklarımız, Emek ve Özgürlük İttifakı adına yapmış olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz. Bugün tarihi bir seçime giderken yürüttüğümüz çalışmaların son aşamasını sizlerle paylaşmak için buradayız. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın şu aşamada ortaya çıkarttığı görüşleri ve ortaklaştığı fikirleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 14 Mayıs seçim mutabakat bildirgesi. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine ilişkin yürütmüş olduğumuz çalışmaları belli bir olgunluğa ulaşmış bulunuyor. İttifak olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tutumumuzu 22 Mart tarihinde yapmış olduğumuz basın toplantısında kamuoyuna paylaşmıştık. Bugün de milletvekili seçimlerini nasıl katılacağımıza ilişkin tutumumuzu netleştirmiş bulunuyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin demokratik geleceğini inşa etmeye hedefleyen ittifakımız seçimlerden büyük bir halk desteği alarak çıkmayı, emekten, barıştan, demokrasiden yana güçlü bir meclis temsiliyeti sağlamayı amaçlıyor. Bu anlayışla yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda ittifakımız içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Toplumsal Özgürlük Partisi seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısı altında listelerde katılmaya karar vermiştir. İttifakımız içerisinde yer alan Türkiye İşçi Partisi ise seçimlere 49 ilde ve 52 seçim bölgesinde kendi listesiyle girecek ve tüm illerde seçimlere bölgelerde girecek bölgelerde Yeşil Sol Parti'yi destekleyecektir. Varlığa mutabakatta tüm seçim bölgelerinde tek tek incelenmiş, geçmiş dönemde Halkların Demokratik Partisi'nin kazandığı milletvekilleri temel almış, hem oy sayısı hem de milletvekili bakımından bunun üzerinde bir kazanıma ulaşmayı hedeflenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda milletvekili sayısının artırma hedefini gerçek kılacak bir yöntemde uzlaşıya varılmış ve belirtilmek istenmiştir. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak varmış olduğumuz bu ortak sonuç ve sizlere paylaştığımız ortak seçim mutabakatı bildirgelerimizle güçlü bir seçim kampanyası yürütmek üzere çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşımış bulunmaktayız. Bu kararımızın tek adam rejimine karşı sömürülen, ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bütün halk kesimlerinin tüm bileşenleriyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlerden kazanarak çıkmasını hizmet edeceğine inanıyoruz. Bütün işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve halkımıza hayırlı olsun. Birlikte kazanacağız, halklarımızla kazanacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz İbrahim Başkan. Şimdi Emek Özgürlük İttifakı çatısında kendi logosuyla girecek olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'a sözü veriyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, düzenleme yapsınlar ondan sonra. Biraz geriden alabilir miyiz fotoğrafları arkadaşlar? Peki, sevgili basın emekçileri, değerli arkadaşlar, ben de
hem sizleri hem sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün hepimiz için son derece önemli, son derece heyecanlı bir gün. Uzunca bir süredir sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarında çok önemli bir evreyi geride bırakmış bulunuyoruz. Zaten hem halklarımız hem kamuoyu yakından takip ediyor. Biz Emek Özgürlük İttifakı'nı bir yıl aşkın bir faaliyetin, bir çalışmanın, bir tartışmanın üzerine Türkiye'de üçüncü yolu inşa etmek için siyasette sesi bastırılmak istenen, susturulmak istenen, yok sayılmak istenen milyonların siyasi iradesini güçlendirmek ve onları siyasete katmak, siyasete özne kılmak için çok uzun perspektiflere sahip bir ittifak inşa etmiştik ve başından bu yana aynı şeyi söylüyorduk. Seçimlerden önce, mümkünse seçimler sırasında ve en önemlisi seçimlerden sonra ülkemizde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması ve tüm yurttaşlarımızın huzur içerisinde mutlu yaşayabilecekleri bir ülkenin inşası için Emek Özgürlük İttifakı'nın varlığı bir güvencedir demiştik. Bu kararlılığımız, bu inadımız, bu mücadele birlikteliğimiz bugün biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Bir seçim ittifakı olarak da Emek Özgürlük İttifakı'nı ilan etmiş durumdayız ve önümüzdeki sayılı günlerde de en iyi sonucu alabilmek, Türkiye'yi bu tek adam rejiminden kurtarmak ve ikinci yüzyılı hepimiz için güçlü, kararlı ve geride kalan dönemde yaptığımız bütün hataları, geride kalan dönemdeki eksikleri bir daha yaşamayacağımız bir ülke olarak inşa etmek için güç birliğimizi, ittifakımızı göreve, sorumluluğa hazır hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Kamuoyunda çokça tartışıldığı için bir cümleyle geçeceğim. Değerli arkadaşlar, 87 seçim bölgesi var Türkiye'de. Türkiye İşçi Partisi bu seçim bölgelerinin 52 tanesinde seçimlere katılacak. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Çok ayrıntılı çalışmalar neticesinde sadece 7 bölgede, sadece 7 seçim çevresinde daha önceki seçimlerde HDP'nin milletvekili seçildiği bölgelerde Türkiye İşçi Partisi seçimlere girecektir. Bu şöyle de yorumlanabilir. Aslında 80 ilde tam mutabık, 80 seçim çevresinde, 87 seçim çevresinin 80'inde tam mutabakat sağlanmış durumdadır. Bu son derece önemli bir gelişmedir. İnanıyoruz, görüyoruz, sokaktaki yansımasını hissediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı bu seçimlerin en büyük sürprizlerinden bir tanesini gerçekleştirecektir. Bize dönük beklentilerin farkındayız. Bu beklentilerin üstünde bir başarıyla bu seçimlerden çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütmeye, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı güçlendirmeye ve bu ülkeyi bu tek adam rejiminden, bu ucube sistemden kurtarma mücadelesinde bize destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte zafer kazanacağımız bir yürüyüşe başlıyoruz. Hepimizin zaferi şimdiden kutlu olsun diyorum.